Bu videoda 1 bölü 7 bölü 4 işleminin cevabını bulmamız istenmiş ve bize yardımcı olsun diye bir de şöyle şekiller verilmiş. Buradaki şekilde 7 eşit parçaya bölünmüş bir bütün var. Bu parçaların her biri 7'de 1'e eşit ve 7'de 1'lik parçalardan bir tanesi boyanmış. İşte bu parça 1 bölü 7'yi temsil ediyor. Sonra da bunu 4 eşit parçaya daha bölmüşler. Yani aslında 7'de birlik parçaların her biri 4'er parçaya daha bölünmüş. 1 bölü 7 buradaki yeşil parçanın tamamıydı. Bu, 4 parçaya bölündüğünde, bu parçalardan bir tanesi, yani soru işareti konulmuş olan şu kısım, bütünün kaçta kaçını ifade eder. Şimdi, videoyu durdurup, soru işareti konulmuş olan bu parçanın, bütünün kaçta kaçına denk geldiğini hesaplayabilir misiniz? Burada, 1 bölü 7'lik birinci parçayı 4'e bölerken, aynı zamanda 7'de birlik diğer parçaların hepsini de 4'e bölmüş olduk. Öyle değil mi? Yani artık bu bütün 28 eşit parçaya bölünmüş halde. Çünkü burada artık bir kenarı 4, diğer kenarı da 7'ye bölünmüş bir şekil var. 1, 2, 3, 4 satır ve 7 tane de sütun var. İsterseniz kutucukları tek tek sayabilirsiniz de. 7, 14, 21, 28. Bu durumda 1 bölü 7'nin dörtte biri, bu 28 parçanın birine eşit olur. Yani bu parça 1 bölü 28'e eşit. Evet, 1 bölü 28'e eşit. Ve işlemin sonucu da bu. Hadi bir örnek daha yapalım. Soru da şöyle denmiş. 1 bölü 5'in 3'e bölünmesini görselleştirmek için aşağıdaki sayı doğrusunu kullanın sayı doğrusunda sıfırdan 1'e kadar olan aralığı bu şekilde 5 eşit parçaya bölebiliriz. Burası 1 bölü 5 olur. Burası 2 bölü 5, burası 3 bölü 5, 4 bölü 5 ve 5 bölü 5 de tabii ki 1'e eşit. Fakat bizim yapmak istediğimiz şey 1 bölü 5'i 3'e bölmek. O yüzden sıfırdan 1 bölü 5'e kadar olan kısma bakıyoruz ve bunu 3 eşit parçaya ayırıyoruz. Bu 3 parçadan ilki, yani yeşille işaretli olan şu yer, işte 1 bölü 5'i 3'e böldüğümüzde bulduğumuz yerdir. Peki bu neye eşittir? Videoyu tekrar durdurun ve bunu önce kendi başınıza bulmayı deneyin. Burada fark etmemiz gereken en önemli şey, 5'te birlik parçaların her birini 3 eşit parçaya böldüğümüzde, bu adımların her birini artık birer 15'te birlik olarak düşünebilecek olmamız. Neden mi? Çünkü 0 ile 1 arasında artık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane eşit parça var. Bu 15 nereden çıktı peki? Başta 5 eşit parçamız vardı. Sonra bu 5 parçanın her birini 3 eşit parçaya daha böldük. 5 çarpı 3'ten artık 15 parçamız var. Demek ki bu nokta 1 bölü 15'miş. Burası 2 bölü 15. Bu 3 bölü 15 ki aynı zamanda 1 bölü 5'e de denktir. Ve aynen bu şekilde noktaların değerini bulmaya devam edebiliriz. Fakat burada fark edilmesi gereken önemli nokta şu. 1 bölü 5'lik parçalardan ilkini alıp bunu 3 eşit parçaya bölersek, ve bu 3 eşit parçanın da sadece ilki kadar ilerlersek, işte bu 1 bölü 15'e eşit olur. Cevap 1 bölü 15. Evet, bu kadar.